Yani mekanların kapanmasıyla bir anda tüm dünyamız değişti. İlk etapta yani biz profesyonel bu işi yapan insanlar değiliz. Bir şekilde kafede, barda çalışırken yani bir anda kendimizi motorun üstünde bulduk. Ne gibi sıkıntıları var? Öncelikle pek can güvenliğimiz yok. Yani götürdüğümüz mesafe çok şey olsa bile, çok uzak bir mesafe olmasa bile. Türkiye'de çok motorlu araçlar, motosiklet tipi araçlar araçtan sayılmadığı için çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz yani ilk etapta zaten. Bir şekilde trafik çok yoğun olduğundan kaynaklı da yani ilk zamanlar mesela ben araba gibi kullanmaya gayret gösteriyordum. Yani kırmızı ışıkta normal durarak, arabaların arkasında durarak nizami bir şekilde bir hafta belki böyle devam ettim yani. Ama sonra baktım ki olacak gibi değil yani. İnsanlar çünkü yarım saati geçtiğinde siparişin nerede tepkisi verebiliyorlar. Ki bu şey değil yani onları da anlamıyor değil. Tabii ki verecekler yani böyle bir tepki. Ki ben de evde olduğumda sipariş verdiğimde, siparişin geciktiğinde ben de tepki gösterebiliyorum. Ya bir şekilde yani anlayışlı karşılayanlar da var ama yani olması gereken şey bizim olabildiğince trafikte hızlı gitmemiz. Ama aralardan geçtiğimizde veyahut da bir şekilde hız yaptığımızda da ciddi sıkıntılar yaşayacağımızı düşünüyorum. Şimdi en azından kar, buz gibi şeyler yok. Sadece yağmur yağıyor arada. Ama yakın zamanda kar da olacak, buz da olacak. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şu anda öyle bir şeyden hani haberim yok. Yani olma ihtimali var. Birkaç kişiden duydum. Ama şu anda öyle bir yapının içerisinde değilim. Veyahut da hani çevremde de benim gibi aynı kafede, barda çalışan yemekçi arkadaşlarım, onlar da kuryeliğe başladılar. Bizim bildiğimiz öyle bir yapı yok. Ya bize ulaşan veyahut da gördüğümüz, okuduğumuz bir şey yok en azından. Yapıyor.